Simge kanalından herkese merhabalar. Ben Ceyhun. Bugün BİM'den aldığım kalemleri inceliyoruz. Daha doğrusu kalemi inceleyeceğiz ve onlarla bir çizim yapacağım. Studio markasında şöyle bir kalem arkadaşlar. Yani eskiden bu kalem var mı? Hatta ben bunu açtım ve dayanamadım. Şöyle bir kalem efendim. Burada hatta silgisi bile var. Bu ne kadardı? Yani yanlış olmasa 5.95'ti. Bunu 6 TL'ye aldık arkadaşlar. Şöyle bir kalem. Bakın ilk önce şuna bakalım. Şöyle bir silgisi var. Hatta bakın silgiyi çıkarttığımız zaman arkasından böyle takıyoruz. Hop yeni silgi çıkıyor. Bunu ben küçükken ortaokulda falan böyle kullanmıştım. Birkaç kere almışım diye hatırlıyorum. Burada böyle mavim tırak işte erkek için yapılmış bir kalem herhalde. Deniz yok lan, hava aracılar işte bir şeyler var burada. Hava aracılar ne lan? Neyse daha sonrasında da yine şöyle bakın üfleyince böyle bu kısım dönüyor. Sonra şunu çıkartalım. Gene burada da ucumuz var. Bunu böyle çıkartınca hop arkadan böyle bastırıyorsun ve yeni bir uç daha çıkıyor. Bakalım bununla çizim yapabilecek miyiz? Nasıl olacak? Aynı zamanda silgimiz nasıl? Güzel mi falan deneyeceğiz. Ben bununla ne çizsem diye düşünmedim hiç. Çünkü bilmem ki acaba ne yapsam. Böyle bir belki süper kahraman yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi bunlar bir burada kalsın ve biz de yavaştan çizime geçelim. Evet arkadaşlar, böyle kalemimizi açalım ve bir güzel ben başlayacağım. İşte ortalama şuradan ve şuraya kadar falan bir olan çalışma yapacağız arkadaşlar. Umarım ki de güzel, zevkli bir çalışma olur. Şimdi bak kaleme bir ilk önce bakayım ben. Şöyle farklı bir kağıt alacağım. Bak aslında rahat bir kalem ama tek sıkıntısı fazla koyu giremiyoruz aslında. Dur dur bakayım, bekle. Yo, girebiliyoruz. Birazcık bir şey yapıyor. Kağıdı bildiğin eziyor yani. Ezmemesi gerekiyor normalde. Hani çok sert uçlu bir kalem olduğu için maalesef ki kağıdı eziyor. Ama tarama falan bakın çok rahat atılıyor. Gerçekten yetenek sınavına girecek arkadaşlar vardır. Aslında var ya, bu kalem gerçekten çok işinize yarayabilir. Bazı taramalarda falan vesaire. Ama sanki böyle bir dengesiz. Hani böyle bir sert bastırsam kopacak gibi hissediyorum. Birazdan içine atsam şu kaleme. Heh, sanırsam böylesi daha iyi. Aynen. Silgisine bakmak istiyorum. Silgisini acayip merak ediyorum. Çünkü normal hayatta da ben bu suyu kullanırım diye düşünüyorum. Bakayım silgisi. Oha lan çok iyi. Arkadaşlar bunun silgisi de gerçekten bayağı iyi. Bakın görüyorsunuz değil mi? Tak diye sildi lan. Size bir şey diyeyim mi? Gerçekten 6 liraya bir kalem alacaksınız. Bir de yanında silgisi de var. Bence mükemmel bir kalem. Hani 3-5 tane çizik attım ama orada bile anladım buradaki rahatlığı. Ya tabii ki herkese göre değişebilir ama benim elime çok güzel oturdu. Böyle ince, rahat bir kalem. Dur bakayım. Oh, çevirmesi de güzel. Bakın derstesiniz, canınız sıkıldı, yap böyle. Vallahi taraması, kalemin tutuşu, hissiyatı ve aynı zamanda silgisi bence mükemmel. Yani tek bir sıkıntımız var, o da şu. Sert böyle bastıracağız ya. İşte ne bileyim, sert sileceğiz yani. Oynuyor çok fazla. Yani bak kopacak gibi, görüyor musunuz şunu? Hatta koptu neredeyse. Ya tabii ki bu küçük çocuklar için geçerli bir şey. Yani çocuklar için satılan bir şey. Bizim gibi hayvanlar için değil. Yani onlara çok fazla böyle bastırmayacağı için çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ama gerçekten 6 lira için, hatta 5.95 için, önemli o 5 kuruş, çok iyi bir kalem olduğunu söyleyebilirim. Vallahi helal olsun. Şimdi ben bunu bir kenara koyacağım. Evet, şimdi bir güzel taslağımızı atalım. Evet, taslak falan belli oluyor mu bilmiyorum ama ben dünyanın en basit ve hani çok da fazla belli olmayan taslağını attım. Bu çizime gerçekten uğraşmak istiyorum. Bu kalemin de hakkını vermek istiyorum. Hani bazı arkadaşlar var. Ulan benim de 25-30 milyonluk 40-50 liralık kalemim olsa ben de güzel çizerim diyen arkadaşlar var. Ve onların söylediği şeyleri tabii ki de haklı çıkarmak istemiyorum. O yüzden de ucuz uygun kalemlerle de gerçekten uğraşırsak, çalışırsak, emek verirsek gerçekten güzel şeyler çıkarabileceğimizi ve insanların da yok efendim param yok, yok pahalı şeyler alamıyorum ve bu yüzden de güzel ya da ne bileyim çizim yapmıyorum demesini bitirmek, uğraşınca her şey çok güzel olabileceğini göstermek için hem bu videoyu çekiyorum hem de bu çizimi yapıyorum. Umarım ki de sözlerimin arkasında durabilirim ve güzel bir iş ortaya çıkar. Hadi o zaman şimdi çok iyi bir şekilde çizmeye başlayalım. Thank you.
Evet arkadaşlar, bu şekilde devam ediyor. Böyle taramalarla genel bir ton attık aslında. Tabii ki de daha ayrıntı bile değil. Sadece genel bir ton belli ettim yani bazı yerleri. Böyle gitgide açıktan koyuya doğru devam edeceğiz arkadaşlar. Yani şimdiye kadar ne kadar oldu süre? Ortalama 20 dakika falan mı oldu arkadaşlar? Bence gayet güzel ve zevkli gidiyor. Kalem tutuşu olsun. Efendime söyleyeyim, o böyle taramalardaki hafif hissiyat benim çok hoşuma gitti. Bakalım devam edelim. Evet arkadaşlar, çizim bitti ve sonunda da böyle bir şey oldu. Yani bence gayet iyi bir çalışma oldu. Böyle bir Batman çizimi. Umarım ki de siz de beğenmişsinizdir. Yani burada önemli olan kalem değil, önemli olan ne kadar çalışma, ne kadar uğraşmayla alakalı olduğunu da bir kez daha sizlere göstermiş oldum. Umarım ki videomuzu beğenmişsinizdir. Böyle videoların daha fazla gelmesi istiyorsanız da sizden like bekliyorum. Attığınız her yorum, kalp atıyorum, onu da biliyorsunuzdur. Bize destek olmak için de abone olup zile böyle yaparsanız çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.